Evet, şimdi efendim Ayten Hanım da Hacer de İstanbul'dan geldiler programımıza katılmak için. Ayten Hanım 56 yaşında, eşi 12 sene önce vefat etmiş. Evet. Ve 7 tane evladınız olmuş, ikisini kaybetmişsiniz evet. Herhalde, başınız sağ olsun. 5 tane evladı var, onlardan biri Hacer ve konuya şimdi bir giriş yapacağım. Akıl almaz, o hakikaten akıl almaz bir olay ama burada tabii bazı sırların da etkisi var değil mi Ayten Hanım? Tabii ki, tabii ki. Bazı sırlar var şimdi burada. Önümde Allah'ım ya Rabbim bir isim listesi. Şimdi bir o şemayı getirelim arkadaşlar da oradan başlayayım ben. Çünkü hakikaten birazcık karışık. Şimdi efendim burası Ayten Hanım'ın, burası soy ağacı gibi düşünün bunu. Ayten Hanım'ın çocukları, yanında oturan Hacer, Arzu, Selcan, Aşır, Doğanay, Nazlı. Hacer'le Nazlı'yı kırmızı çizdik çünkü kaçırılanlar onlar ve Ümit. Evliliklerinden yani Hacer'in Ulusoy isimli kişiyle evliliğinden de 4 tane çocukları oluyor. Cansu, Esra, Özcan ve Cem. Özcan'ı da çizdik. Çünkü teyzeyi ve anneyi kaçıran kim? Özcan. Peki Özcan'ın babası Ulusoy vefat etti. Ama normal yollarla değil, maalesef canına kıymış. O da neden? Hacer evliliğinde kötü günler yaşarken anne Ayten Hanım, kızım çık gel diyor iddiaya göre. Sen de çocukları alıp annenin evine gidiyorsun. Ve fakat Ulusoy maalesef kendi canına kıyıyor. Sen annenin evine geldikten kaç gün sonra oluyor bu olay? 15 gün sonra vefat etti. 15 gün sonra evet, vefat etti. Çünkü kaçmasan beni de öldürecekti o gün. Biraz psikolojisi mi bozuktu? Evet. Evet. Allah rahmet eylesin ama Ulusoy'un vefat etmesi iki ailenin arasını açıyor. Sebep diyecek olursanız aslında Hacer teyzesinin oğluyla evlendi. Teyze kim? Yüksel Hanım. Yani Yüksel Hanım'ın oğlu Ulusoy, kız kardeşinin kızı Hacer'le evliydi. Ne oldu? Oğlumun ölümünden sen sorumlusun evet. Abla. Evet. Kızını aldın, çocuklarla beraber götürdün. Benim oğlum canına kıydı diye maalesef evet. İki ailenin arası açılıyor. Çünkü ben kızımı almasam kızımı da öldüreceğiydi. Niye? Nasıl bir, yani Allah rahmet eylesin, ölümün arkasından konuşulmaz ama kötü bir evlilikte şiddet mi vardı Hacer? Aşırı derece. Hı. İşkence vardı resmen. Öyle mi? Ve ailesi de bunu biliyordu. Kendimi savunduğum zaman teyzem de dövüyordu. Kaynım da vuruyordu. Görümcelerim de vuruyordu. Teyze bir de anne yarısı evet, yani. Evet. Aynı evde mi yaşıyordunuz? Evet. Kaç kişi yaşıyordunuz aynı evde? İki tane kuma olarak. Üst katımızda bir gelini vardı. En üst kata da beni vermişlerdi. Oğlu çok kavgacı değil. Sürekli annesine falan bağırıyordu. Bana sürekli, yani gittiğim günden beri dayaktı yani sürekli standart. Kaç sene dayandın? 8 yıl. 8 yıl. Ve 4 tane evladınız evet. Oldu. Şimdi sevgili seyirciler, dediğim gibi iki kız kardeş. Yüksel sizden küçük mü Ayten Hanım? Yok, en büyüğümüz. En büyüğünüz. Yani abla Yüksel kardeşi Ayten'e düşmanlık besledi. Evet. Çünkü oğlunun ölümünden onları sorumlu tuttu. Kendi evet. Canına kıymasından. Burada 4 tane çocuk var ya, ismi kırmızıyla yazılı Özcan da işte Hacer'in çocuklarından bir tanesi. Bu 4 çocuk babaanneleri Yüksel'in üzerine kayıtlı. Neden? Neden? Saat geldiğinden almış. Şöyle diyeyim ben size. Eşim vefat ettikten 3-4 ay sonra benim üstüme bir iftira atıldı. Bayağı bir süre cezaevinde kalmak zorunda kaldım. O ara ben yedemin olarak anneme teslim ettim. Aradan biraz zaman geçti. Tekrar cezaevine avukat gönderdiler. Benden işte imza istediler. Bana para teklif ettiler. Bir tane ev. Soyadlarını vermeyelim. Tamam. Hiç kimsenin rica tamam. Ediyorum. Evet. İşte bana ev verdiler, iş yeri açacaklarını söylediler.
40 milyar da para vereceklerini söylediler. Ama bir şartla, çocukları onlara verirsem. Velayetini. Evet. Ben de kesinlikle veremem velayetini dedim. Vesayet. Vesayetini. Evet. Ben de vermedim kesinlikle. İkinciye geldi. Onun yüzünden de zaten disiplin cezası aldım. Hani orada tartıştığım için avukatla. Vermedim. Sonradan nasıl oldu, nasıl ettiler ben hiçbir şey bilmiyorum. Annem ziyaretime geldi. En küçük oğlum Cem'i. Annemden kendimi istedim. Hani getirdiği. Ondan sonra daha da görmedim onları. Bunlar kaç sene önce oluyor? 17 sene. 17 sene. Gördün mü o kadarı? 17 sene boyunca Yüksel hiçbir zaman kardeşi Ayten'i... Hayır, göstermedi. Hacer'i hiçbir zaman affetmedi. Bir şartla bana göstereceğini söyledi. Kayınımla evlenirsem... İki çocuk da ondan yapacakmışım, nikahı da bana verecekmiş. Her şey kapanacakmış. Oo. Evet. Ben de kesinlikle kabul etmedim. Kesinlikle. Ağlama. Öyle bir şey olabilir mi? Yani maalesef bazı böyle ilkel şeyler oluyor ama... Efendim, ez cümle. Bu çocuklar Yüksel'i evet babaanne olarak bildiler ama... Annen de baban da öldü diye büyütülmüşler. Doğru mu bu? Hayır, ben başka yolda olarak büyütülmüş. Sen kötü yoldasın. Evet. O yüzden evet. Anneniz hani aramayın, sormayın. Zaten kayıp gibi mi yani? Yok. Kayıp, şöyle diyeyim, ben kaç defa gittim. Çocuklarımı kaçırmaya uğraştım. Defalarca cezaevinden çıktıktan sonra telefonla aradım teyzemi. İşte bak teyze böyle olur, işte şöyle olur. Hani benim bir katlı evim vardı üst katımda. Dedim bunu bana ver. Ben evlilik falan istemiyorum. Çocuklarımı ben büyüdürüm dedim. Ama anlatamadım. Kesinlikle hayır dedi. Bekle dedi. Daha zamanı var dedi. Senin karşına çıkartacağım onları dedi. Ama nasıl çıkardı? Şöyle evet. Efendim. Daha bu çocuklardan Özcan'ı özellikle demek ki doldurdu. Dedi ki senin annen iyi bir yolda değil. Baban da canına kıydı. Sebebi de senin evet. Teyzen yani Ayten Hanım, buradaki evet, Ayten evet. Hanım. Bizi suçladı zaten. Bana nasıl ki evlat acısı yaşattı, ben de ona evlat acısı yaşatacağım dedi. Özcan kalktı, ilk olarak 19 yaşındaki teyzesi Nazlı'yı 3 sene önce kaçırdı. 14 yaşındaydı daha. Daha Nazlı 14 yaşındaydı. Evet. Bu şimdi 19 yaşında. Nazlı'yı, 14 yaşındaki teyzeyi kaçırdı.